Selamlar arkadaşlar. Şimdi oyuna yeni gelen bosslarla ilgili bir şeyler söyleyelim. Yeni gelen bosslar oyunda haritanın belli başlı yerlerinde belli başlı saatlerde çıkıyorlar. Bu bosslardan reward alabilmek için şu soldaki parti puanını, yani mesela bu boss için 35 milyon parti puanını geçmemiz gerekiyor. Kişiselde de 5 milyon 250 bini geçmemiz gerekiyor. Her ikisini geçmezseniz herhangi bir reward alamıyorsunuz. O yüzden bu bosslara şey yapmanız lazım. Partiyle gelmeniz lazım. Bir de atağınız düşükse mutlaka pot kullanmaya dikkat edin. Bossların yerleri haritalarda şu işaretle belli oluyor. Ben şuradan şöyle göstereceğim droplarını ve yerlerini. Şuradaki işareti tıkladığımız zaman Portlax'taki boss'un drop listesi ve boss'un nerede doğduğu gösteriyor. Portlax'tan işte Slot Extender Low, Critical Ring artı 2, Ring of Luck artı 2, Slot Extender High, Slot Extender Medium gibi item'lar atıyormuş. Onun dışında Essence of Low Level Ruler diye bir şey atıyor. Ve bütün bosslardan ayrıca şöyle Token of Relatiator diye bir şey atıyor. Şöyle de üstümden de göstereyim. Şimdi bosslardan seviyelerine göre, bossların seviyelerine göre içlerinden atan tokenlar ve Essence of Low Level Ruler'lar daha sonradan değiştirdiğimiz zaman collection kısmında Essence of Mad Level Ruler, High Level Ruler ve Highest Level Ruler'lar var. Bunlar bossların seviyesi yükseldikçe o seviyelere göre düşüyor ve collection'da kullanılıyor. Token'lar bütün bosslardan çıkıyor. Ben en fazla bir boss'tan 9 tane alabildim. Şöyle devam edelim. Fort Ruina'daki SOT girişine yakın bir yerde çıkıyor. Yani ADX girişinin orada. Zaten Critical Ring artı 2, Ring of Luck artı 2, Slot Extender High, Low, Medium, Essence of Low Level Ruler ve o token'dan atıyor. Atıyor. Pardon. Undead Ground'daki Slot Extender High, Low, Medium, Ring of Luck ve Critical Ring artı 2 atıyor. Forgotten Ruin'de Serious Unbinding Stone High atmaya başlıyor. Zaten haritalarda bossların yerini de görüyorsunuz. O yüzden söylemiyorum yerlerini. Lakeside'daki tam olarak neredeydi? Lakeside'da sona ışınlandığınızda geriye doğru gittiğinizde boss'u görebilirsiniz zaten. Mutant Forest'ta hemen AOS 2 girişinin sağ tarafında. Pontus Ferrum'da da Quadra'nın eski yerinde çıkıyor. Quadra'nın yeri değişti. Porta Inferno'da Manticore'un orada çıkıyor. Manticore'un diğer tarafında. Arcane Trace'te Dungeon girişinin önünde çıkıyor. Eski Arcane boss'unun yerinde. Eski Arcane boss'u oyundan kaldırıldı. Bu geldi. Buraları daha hiç kesmedik sanırım. Senilya'daki işte neredeymiş? Rochon tarafı mı orası? Capella tarafı mı? Hatırlamıyorum. Orada çıkıyor. Herhalde aynen Senilya'da iki tane var. Biri Capella, biri Procyon tarafında. İşte Panda ve Merkin kaldırıldı oyundan. Yerine bunlar geldi. Yine içlerinden zaten düşenler yazıyor. Bu bosslarda en çok dikkat etmeniz gereken videonun başında da dediğim gibi oradaki puan durumu. Eğer o puanları geçemezseniz herhangi bir reward alamazsınız.
Bossların doğma sürelerini videonun altına yazacağım çünkü tam olarak kaçtaydı hatırlamıyorum. Ve bosslar sadece Channel 5, Channel 10, Channel 15 ve Channel 20'de var. Kalabalık olan channel'larda bosslara gitmenizi tavsiye ederim çünkü bosslar aşırı derecede fazla vuruyor. Tek başınıza kesmenin imkanı yok. Herkese bol şans, bol droplar, iyi oyunlar.